أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم Rabbana gafir ve arham ve ente hayrur rahimin Allahümme salli ala seyyidina ve nebina muhammed ve ala ala seyyidina ve nebina muhammed ve ala ala seyyidina muhammed Aleyna ve aleyküm selam Cavit abi, Khalid abi Allah razı olsun. Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah Nasıl sesimiz geliyor mu inşallah? Ses geliyor mu? Allah Allah hakkınızı helal edin. Teravih namazları falan biraz gecikiyor. Biz de gecikiyoruz böyle. Vakit ilerliyor. <laughs> Allah razı olsun. Güzel. İyi elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Tamam. Tamam rahman. O zaman devam ediyoruz Allah izin verirse. Ee, dünkü kaldığımız yerden. Ee, Dünkünün kısa bir özetini yapmak gerekirse. Neydi? Nefsin tehzibe ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine bakıyordu. Çok nefsi insaniye gafletle kendini unuttuğunu, mahiyetindeki aczini, nihayetsiz fakrını, kusurunu görmediğini, ne kadar zayıf olduğunu ve devamlı parçalanmaya müsait dağılır çabuk et ve kemikten olduğunu düşünmediğini, adeta çelikten bir polottan vücudu varmış gibi, adeta la yemutan, ölümsüzcesine, kendini tahayyül ediyor, hakikatte öyle olmadığı halde öyle hayal ediyor ve o hayalin içerisinde kendini hakikat zannediyor ne kadar miskiniz şedid bir hırs ve tamahla ve şiddetli alakayla muhabbette dünyaya saldırıyor Ya yani her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanıyordu, hem kendini şefka, kemale şefkatle terbiye eden Halık'ını unutuyordu nefis hem netice hayatını yani Allah şu kainat fabrikasını bizi niye yarattı Mevcudatı niye yarattı biz kendimize bakarsak Allah bize şu hayatı vererek ve hayatın levazımatını vererek bundan ne kastediyordu? Bu hayattan sonraki kurevi hayatımızı, hayat-ı ne yapmıyor nefis insaniye diyor? Düşünmüyor. Öyle değil mi Baka öyle değil mi Allah aşkına? İnsanların kaçta kaçı bunu düşünüyorlar yani düşünebiliyorlar. Gaflete öyle bir dalıyorlar, öyle bir boğuluyorlar ki ne? Ya tabiri caizse elini başını kessen insan nerede haber olmuyor yani yaa. Halıkını, yaratıcısını unutuyor ya. Fesubhan. Seni hiçbir an, hiçbir saniye, hiçbir salise, hiçbir an an yani zamanı en küçüğe böl. Seni yokken seven, yokken dileklerini sen olunca ne isteyeceklerini bilip yaratan zatı ya dostlar ne, ne biz şeyiz ya. Yani bizim Cenab-ı Hakk'ı sevmemiz için her şey onu sevmem için sebep. Onun bizi sevmemiz için ya biz yok idik yani, yok idik yani dostlar ya, yok idik, yok. Yok idik var etti, varlığından haberdar etti. Fe subhanallah. Yok idik varlığından bizi ona teşekkür etmemiz için o kadar sebepler var ki onu sevmemiz için o kadar sebep ama bize her şey onu hatırlattığı halde bize her şey onu hatırlattığı halde insan ne yapıyor fe subhanallah gafletle diyor unutuyor bakın ya Ramazan-ı Şerif'te ve buna o kadar düşünmez. Ahlak-ı seyyiye içerisinde yuvarlanır demişti dün. E, Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere, mütemmerit, inatçılara bile yani oruç tutarsa yalnız yani. Bakın yani oruç tutuyorsa İslamiyet'in şairine efendime söyleyeyim imtisal ederse İslam'dan önceki Ömer'e bak, İslam'dan sonraki Ömer'e bak. Ya Demek ki dinin ahkamını, Kur'an'ın gönderdiği hükümleri tatbik etse bir insan, İslamiyet de hakiki insan olsa yani insaniyet kübra olan ya nasıl bak terbiye oluyor zaafını acizini anladığı fakrını hissas ediyor o zaman ne oluyor ya bir melek oluyor melek ya açlık vasıtasını midesini düşünüyor terbiye ediyormuş Allah Midiyede, midesindeki ihtiyacı anlar bize böyle kim risklerimizi veriyor zayıf budur vücudu ne kadar derece çürük olduğunu hatırlıyor her an ölebilirmişiz bak ya ne kadar ufacık bir nimetlerin 8-10 saat uzak kalsa ne şey hissediyoruz. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder, idrak eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp Allah muhafaza bak nefsin firavunluğunu hep herkeste var bu. Ben demedim mi? Benim sözümün üstüne söz mü? Bak bak bak. Haşa Allah'a karşı bile yani haşa. Ya sanki eve getirdiği rızkı ben çocuklarına iş yerindeki şey öyle yani bakıyorsun bazen siyasetçi oluyor, bazen efendime söyleyeyim hükümdar olur, bazen devlet başkanı olur. Fark etmez yani bu. Ne yapıyor işte? Şeddatlar, Firavunlar, Nemrutlar, işte Hitlerler olurlar yani bunlar. Yani her türlü tağut. Yani imkan verildiği anda da Allah muhafaza ya nefsin firavunluğunu bırakıp hani öyle bir söz var. Bir derece doğrudur yani bir derece imtihan edilmediğin günahın masumu değilsin diye. İmtihan edilmediğin günahın masumu değilsin. Yani bakıyorsun bazen insan böyle melek gibi ama o, o yani Yusuf Aleyhisselam gibi bir imtihana maruz kalsaydık acaba kaçımız o imtihanı verebilirdik yani değil mi? Yani Yusuf Aleyhisselam bulunduğu bir ortamı düşünürsene kaç memer halelerde geçirdi yani. Kardeşlerininkine bak imtihanına, işte Zeliha'nın yaptığına bak, daha sonra işte gel Mısır'ın azizi ol. Fe subhanallah. Mısır'ın azizi olunca ki duruma bak. O mal mülkün içerisinde. Ve en son geldiği noktaya bak. Annesi, babası, annesi zaten vefat etmiş de babasına, kardeşlerine kavuşmuş. Kardeşleri tövbe etmiş. Öyle olduğu halde fe subhanallah. Ne diyor yani hani derler ya bir rahata erdim tabiri caizse. Rahata ermiş. Bütün devletin, bütün milletin gözbebeği olmuş babasına kardeşlerine kavuşmuş en izzetli şeyde ne diyor tevaffeni müslimine vel hakni müssalin ya Rabbim beni şimdilik canımı al ya insan demez mi ya subhanallah ya inşallah mektubatta 23. mektubundaki 8. sualde bu var 8. 7. diyor 8. ben ekliyorum yani çok enteresan bir bahistir o Yusuf aleyhisselamın ali sıddıkiyetini gösteriyor nedir o sıddıkiyeti dünyanın en parlak hali ona gaflet vermiyor Allah'la arasında perde olmuyor ya bu ikinci bir manaydı. Sıddıkiyetini gösteren. Yusuf Yu sıddık. Sıddıkiyet makamı. Hiçbir şey, hiçbir hal onunla Rabbinin arasına girmiyor. Bir başka mana ise öyle bir hayat var ki, öyle bir gerçek hayat, öyle bir gerçek izzet, öyle gerçek bir tat var ki Allahümme salli aleyhi ve Muhammed. O da kabrin öteki tarafında. Yusuf aleyhisselam ne yapmış? Ya buradakiler oyuncak gerçek, gerçeği orada buradaki olabilecek lezzetler en kemaline buldu yani. Orayı istiyor yani. Yoksa lezzetler tahrip Ölüm bize göre ne? Vah öldü. Hayır hayır. Vah. o oh, elhamdülillah. Daha iyisine kavuştu. Yani Yusuf Aleyhisselam nasıl o oh, diyor. Ya neler çekti neler çekti de e, ya değil mi? neler kardeşlerinin iftirasına Zeliha'nın iftirasına maruz kaldı. Nasıl babası, babasından memleketinden ayrı kaldı. Ne? Şimdi bir rahat erdi ya babasına kavuştu, Binyamin'e kavuştu, kardeşlerine kavuştu. Fe subhanallah. Ve öldü değil. Bilakis daha daha sevdiklerine kavuştu, Rabbine kavuştu. Yani nimeti birken yüz olmuştu ya. Milyon oluyor yani vefat edince. Yani şey bir aleme gitmiyor. Bilakis daha güzel bir aleme gitti yani. Elhamdülillah. Ya ölümü bize sevdirttiriyor. Ölümü bize ne yaptırttırıyor Cenab-ı Hak? Sevdettiriyor. Hakkınızı helal edin. Gün boyunca Allah kabul etsin işte oruç. Ee, bir şey de içemiyoruz doğrusu gün iftarda. Sonra hemen namazdır vesaire. Boğazımız kuruyor. Kusura bakmayın. Çayı böyle içiyorum ama utanarak da olsa hakkınızı helal edin. Evet. Evet. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal az ve Fakr ile derga ilahi iltica arzu hisseder gibi bir şükrü maneviyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbimini bozmamışsa. Bazı gafletler, kalp, kalpler Allah muhafaza ayarlar bozulmuş. Virüs tamamen ele geçiriyor. Virüs tamamen ele geçiriyor. Fabrika ayarları bozulmuş oluyor. Onun için ciddi bir tövbe, ciddi bir nedamet ve dışarıdan yardım alması gerekiyor. Bazen çoğu insanlar ne yapamazlar? Bu haletten kendi bozuk olduğunu da bilmiyor. Onun için mesela çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza dua etmemiz lazım. Bir, ikincisi tebliğ etmemiz lazım. İki, Hani işte sohbeti dinlesene, sen de bir dinlesene, bir şey sana dua etmek lazım. Onda hasta da birden iyileşmez. Şimdi korona oluyor değil mi insanlar? Hemen birden bir ilaç veriyor, mu? Hayır. Bir, bir süreçtir bu yani. Bir süreç. Ee, bazen ayakta atlatır, bazen yatakta atlatır, bazen ameliyat olur. Bazen işte şimdiki koronanın süreciyle alakalı işte entübe edilir, yoğun bakımdır vesaire vesaire. Merhale merhale var yani. E bir kısım insanlar da diyor bağışıklığı var ona gelse bile Allah'ın izniyle bir halt etmiyor. Onlar da takvalı olanlar. Günahlar onu vurmuyor. Ama bazılarını vuruyor yani. Yatağı, kimisi ayakta geçiriyor, kimisi düşüyor, kimisi yoğun bakımlı, kimisi de ölüyor. İşte bazı günahlar, bazı gafletler insanı dalalete de götürebilir Allah muhafaza. Bazıları böyle. Onun için nasıl ki hastane var, doktor var, bununla alakalı bak Sağlık Bakanlığı, devletin bütün kurumları çalışıyor. Kalp hastalığı için, manevi hastalık için aslında gece, gündüz ne yapmak lazım? uğraşmak, yapmak lazım. Çoğu hasta, çoğu vatandaşımız, çoğu kardeşimiz ne yapmıyor? Hastalığının farkında değil maalesef. Çok hasta halbuki. Hem hasta hem bulaşıcı, bulaştırıyor başkalarına. Günah, hati, sefahati, yalan, kendin halt diyorsun, video gidiyor, gidiyor başkasını anlatıyor. Başkasını da teşvik ediyor. Hele gelsen de bir sene reklamını da yapıyor yani Allah muhafaza. Onun için bazen işte karantina lazım öyle gibi şeylerden kötü ahlaklı insanlarla buluşamak karantina Allah dedi şimdi hep bir durum bakalım karantina hepiniz sağa sola futbol meydanlarına işte neydi neydi onun adı Allah'ım sallallahu hele şu Ramazanlarda nasıl deli oluyordum vatan kardeşlerim ya abilerim ya Ramazan eğlencesi ulan Ramazan ibadet ayı Ramazan eğlence ayı mı terbiyesiz Ramazan konseri var mı böyle bir şey ya teravih kılsana tam teravih saatinde Ramazan'ın hürmetine böyle ne yapılıyordu yani Allah salli ala seyyidina ve nebine Muhammed Ramazan'ın hürmetine muhalif olarak ne yapılıyordu böyle? Elhamdülillah bak bu sene bütün onların hepsini cenab Hak ne yaptı? Kesti, bitti. Elhamdülillah. Ne top oynuyorlar, ne şarkı söylüyorlar. Cenab-ı Hak elhamdülillah. Herkese dedi evinize geçin. Ulan yapmıyorsanız bari yapanların huzurunu bozmayın. Şu Ramazan'a hürmet edin yani. İslam diyarı burası yani, İslam diyarı. Elhamdülillah. Ben diyorum ki koronanın Rabbine hamdolsun dostlar. Koronanın Rabbine hamdolsun. Allah ibret alıp ders almayı nasip etsin inşallah. Bundan sonrakinde de Allah şifalar inşallah ihsan etsin. Ders insanlık yere gerekli dersi alır inşallah umarım. Evet. Nefsin firavunluğunu kılıyor. Hakiki bir derya ilahi ne yapıyor? İlticaya. Evet. evet neydi? Kalp, kaflet kalbini bozmamışsa. Kaflet kalbini bozmuşsa da işte bozanlar vesaire. Onlar ne dışarıdan yardım olması lazım. Dışarıdan bazen damardan e, damardan damar yolundan girmek lazım bazen. Damardan sohbetler. Aleykümselam edibali kardeşim. Yani damardan serum olur da damardan ders olmaz mı yani? Ya. işte bazen bilmiyor. Bazen hazmedilmiş gıdalar. Bazen soruyorlar ya hocam efendime söyleyeyim. Yani bu sohbetler güzel. Evet kardeşim yani bu sohbetler yani Kur'an-ı Kerim'de var. Ders sohbet vaz efendime söyleyeyim. Bunlar yüzlerce şeyler okunabilir de. Ama bazısı hissetmiyor, bazısı adam profesör doktor yani. O o, o gelip bu sohbeti dinlemesin kardeşim yani. Tamam Allah kabul etsin o adam o gitsin ameliyat yapsın başka yerde yani. Ama buna ihtiyacı hissedenler var. Bir kısım mesela insanlar kabiliyetlidir. Kendi marulunu da eker, suanını da eker, Ziraatını da yapabilir, ekmeğini de yapabilir yani evde. Bazısı yapamaz. Ekmeği hazır alması lazım. Yağ hazır alacak. Vesaire vesaire. Toplum hayatı yardımlaşmaya. E şimdi bazıları insanlar ilme kendini hayatını ilme veremiyor. Hayat içtimayenin çarkları içerisinde. iş güç içerisinde. Yani ilmi kitapları okumak. Efendime söyleyeyim dini yani zaruri bilgileri biliyor ama diğerler ne yapması lazım? Nasıl ki ayakkabıyı ayakkabıcıdan alıyor. E bunu da bunun ihtisas ehline gidip ne yapması lazım? Olması lazım. Yoksa ben gideyim her bir insan aynı zamanda göz doktoru mu olsun yani? Diş doktoru mu olsun? Hayır. Bizim namazı bize diş doktoru oluyor. İhtiyacımız olduğunda gidiyoruz, dişimizi yaptırıyoruz değil mi? Allah zeval vermesin. Aynı bunun gibi. Bazen de böyle gıdaları böyle hazır yemek olarak, göre, bazen de indel hacı ağzına kadar lokma götürülür. Bazen de, ya bazı hastalıklar olur ki Allah muhafaza, hortumla midesine yani sadece bağırsakta hazmedilecek derecede verilir. Yani yemek olarak da değil. Bazı çünkü çiğnemeye muhtaç, de hazma. Bazısı midesi bile çalışmıyor. Adamın direkt bağırsağına gönderilecek gıdalar bile var. Yani dolayısıyla yani iman, Kur'an, Kur'an her şeyin elhamdülillah her şeyi anlatıyor. Kainat toprakta bütün gıdalar var. Hadi toprak yiyelim. Hayır toprakta evet var ama bak onun bir işlem geçmesi lazım. Bir Cenab ı ne yapıyor topraktan? Hava, su, güneş, ışığı vesaire bir araya birleştiriyor. Bak başka bir, bir a, bitki yapıyor. Bitkiden biz yiyoruz veya hayvan yiyor. Hayvandan bize bir dolaşım, bir silah, kürkülasyon var. Hepsi halbuki hep maddesi de aynı yani. Evet, bütün bunların hepsi, hepsi Kur'an-ı Kerim'den. Evet, Mesela biz ne yapıyoruz? Allah kabul etsin. En çok istifade ettiğimiz Risale-i Nur eserleri. Ee, efendime söyleyeyim. Çok İslami eserler okumakla birlikte yani en çok yardımını gördüğümüz, en çok imanımızı, Kur'an'ımızı bunu bir şey olarak söylemiyorum. Ee, yani bu asrın anlayışına, ruhumuza, aklımıza hitap eden e, ve meselelerimizi en vuzuhla, en apaçık çözen bir kitap olduğu için yani. Yoksa bir takım tutar gibi öylesine söylediğimiz bir mesele sloganvari bir şey değil. Kimler okumuşsa bunu zaten, kim bunu e, o kitapla muhatap olabilmişse, alışverişe geçmişse bu sözümüzü zaten tasdik edecektir yani. Şimdi geldik altıncı nükteye. Altıncı nükteye, Ramazan Risalesi'nin altıncı nüktesi. Her gün bir nükte okuyoruz inşallah. Zaten dokuz nükte. Evet. Bismihi ve ilmi şeyin la yusabihi bihamdi. Altıncı Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, orucu. Bunu da bir ara konuşalım. Yani oruç kavramı. Siyam demek aslında e, savun tekil, siyam çoğul ama e, bir yerde işte tam bazen oruç kullanıyor, bazen savun kullanıyor, bazen siyam kullanıyor. Ramazan-ı Şerif'in oruçları diyor, siyamı. Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok kıymetlerinden birisi şudur ki yani Kur'an-ı Hakim Allahu sallallahu aleyhi ne zaman inmiş? Şehru Ramazan'da Şehru Ramazan Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellin nâsi ve beyynâti minel huda vel furkân yani o Ramazan ayı ki <laughs> Allah Muhammed. Cenab-ı Hak o ayda ne yapmış? Neyi? Kur'an'ı indirmiş. Şimdi Ramazan'da bize oruç tutturulmasının, emredilmesinin bir şeyi nedir? Diyor. Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed. E, oruç tutturulmasının bir sebebi, hikmeti e, nedir? Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed. Ee, Ramazan Kur Kur'an bu ayda indirildiği için Kur'an bu ayda indirildiği için Cenab-ı Hak e, Allah salli ala ve ala seyyidina ve nebi Muhammed ve ala, ala ve nebi Muhammed bize bu ayda Kur'an şey Ramazan'da orucu emretmiş. Ramazan'da orucu emretmiş. Evet. Ramazan'da Cenab-ı Hak evet Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan huzur etmiş, yani Kur'an Hakim'in nuzulüne baktığı cihetle Ramazan-ı Şerif Kur'an Hakim'in en mühim zamanın huzulu. Kur'an 23 senede indirilmiş. Allah salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. 23 senede Kur'an-ı Kerim indirilmiş ama birincisi Ramazan ayında Kur'an indirilmeye başlandı. Allah salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. İkincisi Ramazan ayında Cenab-ı Resul ee, Cebrail aleyhisselamla baştan sona kadar Kur'an-ı Hakimi yani o zamana kadar her sene e, ne kadar Kur'an sureler gelmiş mesela onları e, aleyküm Hakan hocam sefalar binler selam se sefa getirdiniz Batman'a selam Osmaniye'ye selam Çorlu'ya selam İstanbul'a selam Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ne diyor ee, e, Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz aleyhisselam Ramazan ayında hem oruç, geceleri ibadetle geçiriliyor. Ve Cebrail aleyhisselamdan da o zamana kadar gelmiş bütün Kur'an-ı Kerim, baştan sona şimdi mukabele diyoruz ya, yukabilu, karşılıklı, Cebrail aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuyor, Cebrail aleyhisselam dinliyor yani. Ee, ve Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselama öğrettiği, emrettiği ve cihle ki e, tertip sırasıyla yani Fatiha'dan başlayıp çünkü biz esbab göre Kur'an'ın inme sırası farklı Kur'an-ı Kerim'deki sıra farklı yani sure olarak. Yani yani Fatiha, Bakara, Ali İmran diye böyle devam ediyor ya. E, ama bakıyorsun ki Fatiha mesela Mekki bir ayet. E Bakara suresi med medeni bir ayet. Efendim ilk önen sure e, ilk sure mesela diyelim e, işte ayet Kur'an'ın sonunda 30. cüzde gibi. E, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, vefat edeceği sene Ramazan'da iki defa Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı hatmediliyor. Hatmediliyor. Ve Peygamber Aleyhisselam da sahabelere bunu ders veriyor. İki defa yani sahabe efendilerimiz de ne yaptılar? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri gördükleri gibi. Sıralaması da vesaire. Burada konumuz değil ama anti parantez söyleyeyim. Cenab-ı Hak yani hani talebenin ee, talebelerin ki yani bir ilim düşünün, bir hoca düşünün ki Allah'ın izniyle öyle bir hakikat ki hani böyle var ya küllerinden doğma diye bir, bir tane anka kuşu var şey yapıyorlar vesaire. İşte o, o İslamiyet için gerçektir o. İmam-ı şey, hiçbir sure inmeseydi ben işte Kevser suresinden veya Asır suresinden bütün ahkamı ı Kur'aniye'yi istimbat ederdim dediği gibi. Yani Hz. Bekir Efendimiz zamanında Kur'an'ın Musab'ın toplatılması, Hz. Osman Efendimiz zamanında mesela çoğaltılması gibi. Hz. Ömer'in radıyallahu anh döneminde Kur'an'ın ahkamının tatbikiyle alakalı meseleler. Hz. Ali Efendimiz'in dönemindekine bütün 73 fırkanın yani Fırak-ı esasları, İslamiyet'in ve sünnet-i yani Kur'an'ın ile alakalı meseleleri. Yani Allah onlardan ebediyen razı olsun. Yani güneş varken yıldızlar görünmez. Güneş varken ne olmaz? Yıldızlar görülmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam varken bu vazifeleri hepsini o yapardı ama Cenab-ı Hak li hikmetin vazife bırakmış. Kime? Sahabe efendilerimize. Ne yapmış? Sahabe efendilerimize bak vazifeleri var. Bunların hepsi onlara bırakılmış ve yapmışlar. Kur'an'dan. Yani din öyle bir din ki nedir? Her şeyini yapabilecek yani istimbat edecek. Yani çünkü el yevme Tu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve lekum islame dine. Yani ben dinimi bugün size tamamladım. Efendime söyleyeyim ve size din olarak İslam'dan razı oldum. Yani el yevme ekmeltü lekum dinekum. Sizin dininizi tamamladım. Din kamil. Yani çıkartmak mı istiyorsunuz? Buyurun. Nasıl ki Cenab-ı Hak yeryüzünde ihtiyaçlarımız nispetinde yani uzaydan bir şey getirmeye gerek var mı? Toprak burada, tohumlar burada, inekler burada, hayvan burada. Ah, kitabı da göndermiş Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak insana. Buyurun diyor bütün. İşte manevi ihtiyaçlarınız olduğu gibi maddi ihtiyaçlarınızı kitabı kainattan buyurun. Sizin emrinize verdim yani. Siz ama tembelliği bırak bir zahmet bir çıkar yani. Evet. Ve öyle kabiliyetti, öyle bir işte Peygamber Aleyhisselam öyle talebeler yetiştirdi ki ne? Kur'an'ın ve yani Kur'an'ın ahkamını ve sünnet-i seniyenin dusturlarını öyle anladılar, öyle yaşadılar ki maşallah bareke Allah onlardan razı olsun. Yani demek ki o yıldızların görünmesi için güneşin grup etmesi lazımdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında. O da hicri olarak 63, Hila, hicri, miladi olarak 61 seneye tekabül ediyor herhalde allah Alem. 61 sene olsa gerek, 33 senede bir sene fark ettiğine göre. Evet yani yaklaşık miladi olarak 61 yaşında yani bizim saydığımız seneye göre 61 yaşında Mele-i Ala'ya gidiyor yani. Niye kendisinden sonrakiler ve kendisi muhayyer bırakılıyor. Yani Azrail Aleyhisselam peygamber melekler gönderiliyor yani. İnşallah bir dersimizde Resulü Aleyhisselam'ın bu gibi şeylerin de Siyer Nebevi'den konuşuruz. Nedir? Yani diyor, yani Allah diyor bir kulunu diyor e, kalıp gitme aslında meleği âlâ ve dünya arasında muhayyer bıraktı. Muhayyer ne demek? Tercih verdi. Yani bizim böyle bir tercihimiz var mı? Yok yani. Kalalım mı gidelim. Ama Resulü Aleyhisselam Allah diyor ki ne vermiş? Tercih et kalabilirsin da bilirsin, gide de bilirsin. Ya isteseydi Allah Resulü istediği kadar ömür verirdi. Ya şeytan ömür istemiş Allah'tan kıyamet işte, o yeniden diriliş gününe kadar ama Allah diyor hayır. O da efelik yapıyor. Kıyamet gününü görmek istemiyor. Yeniden çünkü at, ya, ölüp dirilmenin şeyini, berzah aleminin, çünkü berzah aleminin acayip azabı var. Onu koya atlatmak istiyor. O da Kurnaz. Cenabı hayır diyor sana kıyamet gününe kadar ne fırsat verdim, ömür verdim yani mühlet de verdim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi Cenab-ı Hakk'ın esmasının iktiza ettiği şekilde kendisinden sonra ümmetin da, ve hulefai erbanın da Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed e, dini mübini yapacakları hizmet için güneşin kaybolacak yıldızlar görüksün onlar da vazifelerini yapsınlar yani evet. Yani Allah sizden razı olsun inşallah. Yani yoksa eee Bizim de mesela şu an biz kimiz peygamber vazifesi şu an sohbet ediyoruz değil mi? Birbirimizden kardeş abi gibi Kur'an ahkamını konuşmaya çalışıyoruz. O olsaydı kim konuşurdu? Şimdi Bediüzzaman zaman Hazretleri hayatta olsaydı kim konuşabilirdi değil mi yani? Hepimiz onu... Ha demek ki güneş böyle gidecek ki arkasındaki talebelerine nasıl ki sahabelere vazife kalmış ya ha böyle vazifeler bize bırakılmış yani. Allah tarafından şari bırakıyor. Yani hem sahabelere vazife bırakmış daha sonraki bu ne zamana kadar devam ediyor? Kıyamete kadar devam ediyor. Son güne kadar yapılacak hizmetler var. Bu kitap manalarını ne yapacak? 29. sözde var. Esma-i Hüsna manalarını tamamlayacak. Daha kitap bitmedi dostlar. Hizmetler bitmedi. İstimbatlar, istihraclar bitmedi. Bitse kitap biterse okullar tatilde dedi. Hadi diplomayı aldık ya Allah ahirete gideriz yani. Hayır o ne zaman bitecek Allah izin verirse. Kıyametten bu dünya vazifesini bitirdiğinde Allahümme ve, ve Muhammed. Esma-i Hüsna manalarını tamamladığı zaman bu defter, bu okul kapatılır. Onun için bu manalar kapatılmadığı için yeni manalar anlaşılacak, yeni manalar istihraçlar çıkacak. Cenab-ı Hakk'ın yeni yeni nimetlerini göreceğiz, yeni yeni tezahürlerini göreceğiz. Esma-i Hüsna'nın değişik tecelliyatlarını göreceğiz. Hem maddi hem manevi alemde ve sahada. Maddi ve manevi sahalarda bunları göreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah bahtiyar bir nesil de gelecek ama bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor yani şer bitecek mi? Hayır. Ama Müslümanlara zarar vermeyecek seviye inecek. Kurt da kuzu diyor arkadaş olacaklar tabiri caiz. Yani kurtlar kuzuya zarar vermeyecek koyuna. Ne demek bu? Yani kurt gibi böyle hayvanlaşmış beşer, ehli dalalet, sistemin getirdiği, umumi insanın barışın getirdiği bir şekilde ne olacak bunlar? Müslümanlara zarar veremeyecek hale gelecekler. Elleri kolları tabiri caizse bağlı kalacak. Mecburen merhaba efendim iyilik güzellik şeylerini yapacaklar. Ama içlerindeki fesadı ayrı mesela. Onlar o kıyamete kadar baki yani. Çünkü dünya imtihan dünyası. Habil ve kabil var. O zamandan başladı bu kıyamete kadar devam edecek. Hayır ve şerrin mücadelesi kesinlikle. Biz bazen böyle anlatınca sannediliyor hemen Ha, öyle olacak ki bütün insanlar Müslüman olacak. Hayır ya. Bütün insanların Müslüman olması söz konusu olmaz. Ama devletlerinin çoğunun devletlerin çoğu kabul etmesi İslamiyet'i kabul edecekler. Yani bazı devletler İslamiyet'le de barış yapacaklar. İslamiyet'in hükmünü kabul edecekler. İlla efendime söyleyeyim e, illa kendileri de mesela yani bazen necaşi gibi olurlar kabul ederler. E, bazen başka surette ama en azından barış ve sulh yapacaklar yani. Bu döneme doğru gidiyoruz Allah'ın izni ve keremiyle. İslamiyetin izzetli olduğu günlere, insaniyetin barışının, selametin olduğu günlere doğru Allah'ın izni ve keremiyle gidiyoruz yani. Yoksa bütün insanlar yüzde yüz böyle e, alim olacak, evliye olacak öyle bir şey. Öyle bir dünya yok ama akrep gelip tabiri caizse artık şeyi sokmayacak dereceye gelecek yani zarar vermeyecek seviyeye gelecekler. Mesela onun bir şeyi nedir? Yani şu mesela şeyler var ya. Aleykümselam, selam kızım hoş geldin Geç kalıyorsunuz Nedir? Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed Ve ala seyyidina ve nebine Muhammed Mesela eskiden vardı Mesela bu gizli kameraları Falan koyunca rüşvet alırken vererken yakalandılar var ya Şimdi ne yapıyor mesela Şimdi bundan dolayı adam rüşvet alıp Veremiyor mesela Şimdi mesela bu kanunlar daha da ileri gidecek Şeffaflık kanunları gelir ilerleyen dönemde bir insan siyasete girmişse mal varlığındaki artış, akrabalarındaki mal varlığındaki artış, sebepli sebepsiz bunların hepsi mesela bak imza. Yani dolayısıyla bunlar minimum dereceye mesela Allah'ın izni inecek yani. Haksız garajlar, rüşvetler vesaire vesaire. Kimse ne yapamayacak? Her yerde düşününsene bütün devlet dairelerinde, bütün hastanelerde, bütün her yerde kamera ve ses sistemi çekiyor. Kim bir şeye haksızlık yapmışsa cezasını görecek vesaire gibi yani. Nasıl ki otobüslere mesela şey koydular bunu ilerleyen dönemde bütün arabalara da koyarlar. Ne olmuş yani? Bir kanun çıkar. Nedir? Ee, mesela kazalar da minimum dereceye iner yani. Her arabaya mesela çip koyacaklar. Değiştirme, çıkartma şansın da olmaz. Yani o bilgisayar direkt yani trafik polisine bile ihtiyaç kalmayacak tabiri caizse. Araba kendisi söyleyecek. Benimden şurada bakımımı yaptırdı, yaptırmadı. Bu kadar hız yaptırdı vesaire vesaire vesaire. Şurada geçti, geçmedi. Araba kendi tabiri caizse el yevma nakhtimu ala var ya ve tekellimu neydihim. Yani bütün amellerini arabalar kendi raporlarını söyleyecekler yani. Ve insan ne olacak? Mecburen trafik kurallarına uyma zorunda kalacak. Bak kazalar azalacak. Şimdi otobüs şoförleri mesela ne yapıyor? 110'u geçemiyor. Niye? Takograf var. Efendime söyleyeyim. Şoför değişmesi lazım. iki şoför olması lazım falan. Bak ehliyeti değişmesi lazım vesaire vesaire. Yani bunlar Teknolojinin Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bu şeyler yani normalde bunların insanın vicdanları gerçekten de vicdanıyla yapması gereken meseleleri yapamadığı için Cenab-ı bak, ilimle olacak şeylerde daha sonra bunlar ilimle efendime söyleyeyim okullarda, sanayide, sağlıkta yani her neyse bu yani üçkağıtçılık, yalan, haram, rüşvet efendime söyleyeyim bunlar minimum yani ilerleyen dönemlerdeki yani bunun için söyledim işte kurtla kuzu yan yana olup zarar vermeyecek adamın tiniyeti kurt. Dedik dedik ya hani sınanmadığın günahın masumu değilsin. Adamın fırsat eline geçti mi çünkü kalbinde manevi yasakçı yok, yapı veriyor. Ama sistemin içerisinde olduğu için mesela ne yapıyor? Adamın tiniyeti bozuk ama sistem içerisinde ne yapamıyor? Görünürüm ha ben bu işi yapmayayım diyor yani mesela. Toplumun veya sistemin onu tespit edip ceza verebilmesi gibi şeyler onu durduruyor yani. Mesela şimdilik şu MOBESE kameraları, efendime söyleyeyim, e, diğer kameralar vesaire şu an suçların azalmasında tespitinde müthiş yararı var. Bir yerde adam bir hırsızlık yapıyor, bilmem ne yapıyor veya bir yerde bir şey yapıyor, dart yapıyor. Kısa bir sürede bulunabiliyor yani. Aleyküm selam Betül Kızım, hoş geldiniz. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ne yapıyor? Ya bak ne yapıyor? Geliyor. Ya Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala ala seyyidina ve nebina Muhammed. Yani hemen ne yapılıyor mesela? Suçluyu tespit etmek kolaylaşıyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir nimettir yani bu. Bu daha da artacak hele ahir zamanda. Daha da artacak bir seviyeye gelecek. Evet. Evet Kur'an'a yine geldik. 6. ünlükte Ramazan-ı Şerif'in siyamı, oruç tutmamızın bir şeyi ne? Kur'an hakimin huzuruna baktığı cihette yani. Yani Kur'an indirildiği için bir oruçla mükellef olmuşuz. Bir ciheti de bu. Neden peki? Ah ah bir ciheti de buymuş bakın. Kaç tane Ramazan'ın bakan yönleri var değil mi? Bir yerde de 70 hikmetli demişti mesela. Aa, her yere bakan. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in evet şehir Kur'an hakimin en mühim ya bu da enteresan bir şey. Bir Ramazan-ı Şerif. Şerefli Ramazan ayı ya. Başka Kur'an-ı Hakim her ayetinde, her suresinde, her bir harfinde, her bir noktasında sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur'an okunan kitap. Öyle sıradan bir şey değil. Kur'an Hakim, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kur'an Hakim'in en mühim zamanın uzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki bak çok hikmetleri var. Zaman, yani Ramazan'da indirilmiş vesaire ya en mühim zamanı vesaire bize oruç tutturulmasından bir tanesinin buna da bakan çok yönleri var ondan bir tanesi diyor hikmeti şudur ki Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan uzul etmiş o ayda inmeye başladı ve o ayda şapıldı şey ve en çok indirilen ne mesela yani ayetlerin geldiği Ramazan ayı Kur'an-ı Hakim'de madem şehri Ramazan'dan uzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nuzulünü istihzar ile ya biz de onun Kur'an-ı Kerim'in inme zamanını bekleyerek istihzar ile göz önüne getirerek hazırlıklı bulunarak tabiri caiz istihzariye hazırlık yaparak bizde ona ya o semavi hitabı hüsn istikbal etmek için güzel karşılamak için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle meleket vaziyetine benzemek ve bir surette Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahi güya geldiği anın huzurunda dinlemek. O hitabı Resulü Ekrem Aleyhisselam işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekelli mezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Ve Kur'an'ın hikmetin huzurunu bir derecede göstermektir. Fe subhanallah. Ya Rab, ya Rab. Fe Yani şimdi bizim bir dostumuz gelse, o dostumuzu mesela uzun zamandır görmediğimiz evi ona göre temizliyoruz. Kendimizi, elbisemizi, yemeğimizi hazırlıyoruz ya vesaire değil mi? E şimdi bu dost mesela diyelim bir devlet büyüğü olsa, çok vatana millete hizmet etmiş. Fatih Sultan Mehmet senin evine gelse yani. Nasıl hazırlık yaparsın? Ya değil mi? E şimdi senin evine mesela melek gelse melek. Meleğe yemek hazırlar mısın? <laughs> melek yemek yer mi yani? Mesela diyelim melek geldi evine. Görüyorsun sen de melekle arkadaşsın. Ya değil mi? Bak mele, ben o zaman meleğin. Şimdi Kur'an bize geliyorsa, ya evine çocuk geliyorsa ona göre mesela yemek yapıyorsun, şekerleme yapıyorsun. Misafir geliyorsa ona göre yapıyorsun. O misafirin sevdiğine göre yapıyorsun. Eğer şeker hasta ise misafirinde mi? ona göre yapıyorsun. Tansiyonu varsa ona göre yapıyorsun. Tuzlu tuzsuz yemek vesaire. Şimdi gelen misafire göre hazırlık yapınıyordu. E Allah kelamı geliyor, Kur'an'ın Allah'ın kelamı geliyor. Semavattan bize. Yani Cenab-ı Hak ilmi ezeliden ayırmış. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an mahluk değil. Mushaf, kitabın şekil, kitap olarak matbaalarda basılan harfler o mahluk. Ama Kur'an'ın kendisi ve kendisi ve manası ilmi ezeliden gelmiş. Ama ilmi ezeliden bizim alemimize misafir gelmiş. Meleğe lehü mahfuz'a indiriliyor. Lehü mahfuz'dan işte. Beytül İzze'ye, Beytül İzze'den de parça parça bize indirildi. Mushaf suretinde de elimizde. Şimdi Allah'ın kelamı geliyor. Ya ama enteresan dostlar bunu geçen şeylerde ki Şaban-ı Şerif ayında bir nebze okumuştuk. Alif la mim huruf mukatta ile alakalı. Kur'an-ı Hakim'in hem harfleri, okunmaçları, okunmaları, nasıl maddi tesirlerin olduğu, şifre olduğunu ve Düzem Hazretler diyor ki her bir ayeti, her bir kelimesi, her bir harfi şuurlu olan. Allahu Ekber. Yani Kur'an öyle kelimeler gibi değil. Okuyorsun ya. Vallahi billahi tallahi keşke o alemana gör görse. Ama hiç şübeniz olmasın. Seninle konuşuyor o Kur'an'daki o kelime. Sana özel bir şekilde konuşuyor. Seni onunla alakalı ayrı o yaratılan ayrı melek de yaratıldı, ruhani yaratıldığı gibi sana le muhatap bir şey var yani. Allahu ekber. Hatta o Kur'an öyledir ki diyor. Yani dünya ve ahirette ya lehine le aleyhine şehadet edecek bir kitaptır Kur'an. Ya lehine ya aleyhine. Ya seniz müdafaa eder ya da senden davacı olacak şekilde Kur'an. Her bir kelimesi, her bir harfli şuurlu, hayatlı ve ruhlu gibi yani böyle. Kelam-ı gelmiş. Yani ruhlu dediğimiz böyle şey yani çok acayip bir şey yani. Her biri bir melek misal gibi tabiri caizse her bir harfi fe subhanallah e şimdi böyle bir şeyi ancak öyle bir halette meleğe yemek ikram etmezsin değil mi mesela? Şimdi Allah kelamı sana dünya, beşer dünyasına gelmiş. E yemek mi ikram edeceksin şimdi? Gel Ramazan, e işte Ramazan'ı tebrik etmek için Ramazanca alem-i semanın mahlukatı gibi günahsız, isyansız, Yemezler, içmezler var ya sen de yemeği içmeyi terk et, nefsin süflü halatını terk et. Ha, melek gibi bir haletle, yalandan, gıybetten vesaire O kelam ilahiyi, o ilahi kelamı arzi bir surette değil de semavi bir uslupla, semavi bir duruşta, semavi bir şeyle karşılamak lazım. Ya onun için Ramazan'da bize oruç emredilmiş. Bir hikmeti de bu. Niye? Sen Kur'an'ı karşılıyorsun. Kur'an'a hoşamedi yapıyorsun, istikbal ediyorsun. Onun için beşeriyetten ve malayaniyattan çıkmak lazım. Bak ne diyor kuran Hakim. Madem şehre Ramazan'dan usul etmiş o Kur'an'ın zamanın uzun ile hazırlık yaparak o semavi hitabı semadan gelmiş. Yerden çıkan beşeri bir kelam değil. Haşa ve kella yüz bin defa haşa. Semavattan hatta semavatın fevkinde olan o hitabı hüsnü istikbal etmek için ya güzel karşılamak için ya Ramazan-ı nasıl karşılayacağız bir hüsnü istikbal etmek ya Ramazan-ı Şerif'te nefsin bizim nefs emmaremizin ve nefsin beşeri ihtiyacın hacat-ı süfliyesinden ya hacat-ı süfliye beşerin yani tabi ne nebati ve hayvani yönüne bakan yemek, içmek, kuvve-i bir kuvve-i bakan şeyler. Ya bunlarından başka malayaniyet halattan malayaniyet halatında insan faydasız yani günah değil ha bunlar evet dünya ve ahirete yaramayan işler tabiri caizse boş boş işler yani halattan böyle haletlerden tecerrüt bunlardan bir sıyrıl bakalım. Tabiri caizse insan üstüne giydiği elbiseler var. Hayvaniyet yani hayvaniyetten sıyrıl bitkilik şeyinden çıkar. Melekiyet insanda çünkü meleki yönü de var insanın. Hayvani ve nebati yönlerinden sıyrıl melekiyet şeyini ortaya çıkart. Ondan, onun için o haletlerden tecerrüt edip ekil ve terk terkiyle yemeği içmeyi neyi melekiyet vaziyetine benzemek. Melekler yemez içmez ya onların gıdası ne? Nur. Sen de aynen öyle bir kez manevi gıdalarla Kur'an okumak, namaz, ibadet vesaire. O bir surette o Kur'an'ı sanki yeni nazil oluyor gibi okumak. Fe subhanallah. Madem Ramazan ayında Allah Kur'an'ı gönder. Biz de Kur'an sanki öyle bir halette. Kur'an Allah kelamını sana gönderdi. Ramazan'da doğum gününü kutlayan sen, ölüm gününü işte hatırlayan sen, işte annenin babanın dua eden, Efendim evlilik yıl dönümünü hatırlayan sen, devletin kurtuluş bilmem neyini, bayramını seyren hatırlayan sen. Kur'an kelamı ya kelamullah. Allah şu kelamıyla yani müşerref etti. Beşere en büyük ihsan nedir? Allah şu Kur'an'ı. Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Ve Kur'an'ın da en büyük mucizesi Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Fesubhanallah. Allah'ın peygambere ihsan ettiği en büyük mucizesi, en büyük ikramı da kelamullahı ona göndermiş olmasın. Bizim için ne Beşer'e de insanla da en büyük bir nimettir. Bizim de ümmeti Muhammed olarak ümmeti Muhammed diğer ümmetlere niye? Çünkü Allah Resulü'nün şerefine Kur'an'dan Kur'an ya şu Kur'an'a bizim muhatabiyetimiz. kelamullahat bizi Allah muhatap etmiş ya şu Kur'an'a. Allahu ekber. İşte meleket Kur'an sanki yeni bir nazil oluyor gibi o semavi bir halet ile melekiyet vaziyetinden ve ondaki diyor hitabat ilahiyeyi Allah seninle hitap ediyor. Ondan sana hitabat ilahi, o sana seslenişini dünya geldiği anın huzurunda dinlemek. Muhatap sensin. Oku, okuyayım ya Rabbi nasıl okuyayım? Yani oku falanlar okusun değil. Sen, 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 ben yani. Ya ne diyor? Akımız salatı ve atı zekat, namaz kıl zekat ver. Emredersin ya Rabbi namaz kıl. Ya zinadan uzak emredersin ya Rabbi. Bak ondaki emirleri bana muhatap ediyor. Öyle dinlemem lazım. Muhatap almam lazım. Başkasına Söylemiyor ya. Ya eyyühen nâsü ey insanlar Rabbinizi ibadet edin. Ya eyyühellezine amenu amenu ey iman edenler iman edin. İmanınızı kontrol edin, gerçek iman edin. Ya eyyühellezine amenu, amenu ya sahih iman edin, tahkiki iman edin. Evet. Bütün Kur'an'daki bu hitapları ne yapıyor? Allahu Ekber. O hitabat ilahiye geldi. anın ki dinleyin, dinlemek. Yoksa bir hikaye ki de peygambere gelmiş sanki bize değil. Ya bana Kur'an'da aynı zamanda her insanlığa geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da tercüman ne o bize ya? Bak onu diyecek şimdi. Bunu dinlemek için üç şey var. Bir, onu dinlemek diye. O hitabı Resulü Aleyhisselam işitiyor gibi dinlemek. Allah Resulü Kur'an'ı ne yapıyor? Bize tebliğ ediyor. Biz de ondan bizzat onun huzurunda dinlemek. Başka? Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci bir mertebe. Ona kim tebliğ ediyordu? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail'in Efendimiz'e tebliğ ediyormuş gibi. O da çünkü emir alıyor. Peki başka Cebrail kimden alıyor? Mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Onu da geç arkasında Cenab-ı Kelam'ın sahibi olan Allah Azze ve Celle ve Subhanallah. <laughs> Ya Allahu Ekber Kur'an'ı dinlerken öyle Ya Resulü Ekrem Aleyhisselam'dan dinliyor gibi Bir mertebe ötede Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e verdiği bir mertebe ötede git Mesnevi Nuriye'de var Zaten üç halde bulunuyor gibi Kur'an'ı diyor Dinleyebilirsin Peki biz Kur'an'ı şimdi mesela şu sohbetler Şu Kur'an'ı okumaklar Mukabeleler namazlardaki Kur'an'lar Bunlar ne diyor ve kendisi tercümanlık edip Başkasına dinlettirmek Biz de bu Kur'an'ı mesela okuyoruz Biz de onun üzerine mikrofonluk mikrofon vazifesini görüyoruz. Aförlör vazifesini görüyoruz ya. Kur'an'ın hikmetinin üzerine bir derece göstermiş. Çünkü Kur'an insanlığa tebliğ etmek, hakikati neşretmekti. Kur'an'ı okumak, başkalarına dinlettirmek, ahkamını tebliğ etmek. Kur'an zaten ne yapmış? Bilme inmemiştir hele o Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mazarlıkta okunmak ne de fal bakmak için gibi. Ya Kur'an'da ölülere de yani mezarlar ama Kur'an'ı sadece ölü, ölülere okunan bir kitap değil ki sadece evet Kur'an-ı Hakim'de başımıza gelecek olacak her şey de onun için diyor falan. Ama bunlar için şapılan bir kitap değil. Yaşanmak için bir kitap yani. her ölülere de rahmettir. وَنُنَا دِلِمْ مَا اَهُوَ الْقُرْآنِ وَنُنَا مَا الْقُرْآنِ, الْقُرْآنِ اِلَّا اشّف... Yani şey e, ee, Allah'ım Yani Kur'an'ı اِلَّذ۪ينَ <laughs> اَمَنُوا هُدَى وَشُفَا Yani müminlere, iman edenlere şifa kaynağıdır. Hidayet kaynağıdır. Ölülere de öyle. Demiyor ki dirilere. Ölülere dedi de. Konumuz o değil. Ama ve lakin nedir? Tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Mesela şu sohbeti dinlemek, şu sohbet etmek, Kur'an'ın ahkamını de tebliğ etmek, Kur'an'ın bir vazifesini bize ne yaptırmak? Yani ne diyor? فَلْتَكُمْ minkum Yani sizden diyor bir fiyat olsun. Yani Allah diyor emri bil maruf nehy anil münker yapacak bir fiyat yani bir kısım olsun bir tabak olsun diye bak Kur'an'ın ahkamıdır bu. birbirlerine ne yapmak ya kendisi tercümanlık adı başkasına dinlettirmek ve Kur'an hikmetin uzunluğunu bir derecede göstermektir. Onun emirlerini bir ya fesuva. Evet Ramazan-ı Şerif'te dünya bakın Ramazan-ı Şerif'te şimdi evlere geçirdik ama Ramazan şu virüsünden önceki hallere gelin. Alem-i İslam bir mescid hükmüne geçiyor ama evlerimizde böyle elhamdülillah. Şimdi internette oldu yani bu canlı online okumalar var. Devam ediyor elhamdülillah. Eskiden camilerde, mescidde, medreselerde. Şimdi online olarak elhamdülillah. Allah hamdü senalar olsun. Online neler dinliyoruz? Hatmi şerifler dinliyoruz, mukabeleler dinliyoruz. Şimdi daha çok camiye 10 120 şimdi milyonlar kişi dinleyebiliyor elhamdülillah. Mesela şu sohbetler yapıyor. E sohbete gelen gelmeyendi. E şimdi her gün her yerde geliyor, dinliyor. Bir kişi televizyon açıyor. Şimdi mesela şu kadar kişi var 5 kişi canlı yayın ama 5 kişinin yanında da 3 kişi daha dinliyor mesela. O 15 kişi. E başka zamanda geliyor sohbeti dinleyebiliyor vesaire. O sohbette ne yapmaya? O sohbetteki manalar da kayıt altına geliyor. Ya şurayı bir daha dinleseydik ya geri kalmıştık orasına yetişmemiştim. İnsan derste uyumuştu vesaire. Ya fe subhanallah. Bak Fesubhanallah. subhanallah daha şey oldu yani. Öyle bir mescit ki nasıl ki alem bir mescit. Milyonlarla hafızlar böyle başka bir kitap yok ha dostlar. Milyonlarla hafızlar Kur'an ezberlemiyor. O Mescid-i ekberin köşe köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semavi arzları işittiriyorlar. semavi arzlara her bir yerden okuyor. Her Ramazan Şehru Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'an ayetini. Yani o Ramazan'da Kur'an Ramazan ayı ki Kur'an Allah onda indirdi var ya ayetini diyor. Nurani parlak bir surette gösteriyor. Yani Ramazan'a yani her sene sanki Kur'an'da tekrar iniyor gibi o Kur'an her yerde okunuyor, hatimler okunuyor. Fe subhanallah. Yani şehri Ramazan Kur'an'ın tabiri caizse indi, Yeniden bütün dünyaya arzulara işittirmek, yeniden Kur'an'la buluşmak, yeniden Kur'an'ı dinlemek, yeniden Kur'an'a biat etmek, baştan sona okumak. Ayetini diyor Nurani parlak bir surette gösteriyor. Her yerde bu hafızların diliyle. Şimdi yine televizyonlarda, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, canlı yerlerde, her yerde yani. Her yerde. Şimdi konu Japonya'da da okuyorlar. Oradaki cemaatte Diyanet İşleri de okuyor. Bana geliyor Cezayir'den, oradan, buradan, her yerden elhamdülillah YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, oradan, buradan canlı yayınlar işte efendime söyleyeyim. Nerede? Televizyonlarda, canlı yayınlarda, uydularda, canlı yayınlarda elhamdülillah Diyanet TV'sinden nerelere kadar yani hamdü senalar olsun parlak bir tarzda diyor yani bu Kur'an'ın ahkamı aslında her ay günde olma. ama Ramazan'da elhamdülillah en azından bu televizyonlarda bile ne ya hatim şeyi koyuyorlar yani Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor o cemaati uzmanın sahir efradı efratları bazıları huşu ile o hafızları dinler çekiler ne yapar huşu ile o hatmeyi Kur'an'ı dinler bir kısmı da ne? diğerler de kendi kendine okurlar bir kısmında kendi Kur'an hatimlerini okurlar değil mi Huşu ile dinleyenler, mukabele edenler var. Kendi hatimlerini okuyanlar var. Peki şuraya gelelim. Şimdi böyle bir mescit var. Semavi hitap var. Milyonlar hafızlar okuyorlar, dinliyor. Siz böyle bir mescidin içindesiniz. Mescitte hafızlar Kur'an okuyor. Cemaat huşuyla dinliyor bir kısmı. Bir kısmı eline Kur'an almış takip ediyor. Böyle bir mescitte, şimdi böyle bir mescidin içindesiniz. Mesela diyeyim ki harem-i şeriftesiniz. Böyle bir mescitte, nefsi süfliğinin hevesatına tabi olup ya yani insanın hayvani o şehevi duygularının ya onların tabi olmak meleki vaziyet melekiyet melekiyet vazifet vaziyetini bırakıp yiyip içip o vaziyetin uğrandan çıkıp o mescitte insanların huzurunda öyle semavi bir huzurda meleklerin hazır olduğu Kur'an'ın böyle şapıldığı şey Kur'an'ın istikbal edildiği hoşamedi yapıldığı yerde ya o o anda sultanın huzurunda tabiri caizse hayvancasını böyle yiyip içmek, nefsani şeyler yapmak ne kadar çirkin olur değil mi? O mescitte insanların hepsi ne yaparlar? Şöyle bakarlar o böyle nefretle bakmazlar mı? Sana ne yapıyor böyle terbiyesiz ya gibi. Ne kadar diyor çirkinse o mescitteki cemaatin manevi nefteri de ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama oruç tutanlara muhalefet edenler de umum alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Evinde yese bile, evinde bile böyle bozsa Müslüman, o alem İslam'daki bütün hepsinin manevi nefretine ne yapıyor? Hedef oluyor ya. Alemi berzahta, alemi misalde bunlar, mis alem misalde anında zaten şey yapılıyor, görünüyor. Alem berzahta bunlar hepsi de görünecek. Ahirette bunların hepsi semara. Nasıl ki o cemaatin huzurunda terbiyesizlik yapsa aynen öyle ya manen bu kadar oruç tutanların hepsine bu manevi şeye muhalefet edenler Allah muhafaza ne yaparlar evet o derecede diyor ehli siyamın e, muhalefet edenler e, o derece onların manevi tahkirine hedeftir diyor. bu Zaman Hazretleri Allah mesela Ali Rıza o maşallah barikallah Ali Rıza abi hoş geldiniz Artvin'e binler selam ediyoruz Allah razı olsun maşallah barikallah Allah razı olsun şimdi Ayasofya Camii'ni misal veriyor bu misali verip bitirelim inşallah 50 dakikamız olmuş dolmuş zaten Allah mesela Allah sevdine ve Muhammed diyor ki Ayasofya Camii kebir ne diyor yani diyor milletin bunu da dünyanın büyük bir makamını işgal eden küçük bir adama ders veriyor uyandırmak için. Şöhret perestlik yolunda çok büyük hata yapıp mukaddesatı çiğneyip kendini koya tarihlere geçirmek isteyen geçirmiş. Firavun da geçmiş tarih, Nemrutlar da geçmiş ama lalet dokunuyor. Ebu Cehiller de geçmişler. Evet bir kısım insanlar şöhretperestlik yolunda dinini, vatanını, milletini, her şeyini satabilir. Allah muhafaza etsin. Ona bu dersi vermiş. Ayasofya'da diyor sen diyor madem diyor milletin diyor yani şeyler şeyle bilinmek mi istiyorsun? İki tarzda olur diyor bu. Birincisi diyor Ayasofya Camii'ne girdin diyor. Kur'an'ı diyor mesela orada diyor Ayasofya Camii'nde ehli fazıl, mübarek, alimler, mübarek insanlar gelmişler. Hele şey işte Ramazan ayı gibi bir ay düşünün. Orada itikaftalar mesela. Sen diyor hoş bir sada ile Kur'an'ı diyor mesela oturdun oraya Kur'an'ı hoş bir sada ile okusan öyle ile ahkamıyla birden diyor o camideki diyor değil mi? O muhterem ehli fazıl ve kemal manen teveccüh eder. Hepsi kıbleye dönmüş böyle dinliyorlar ama manen teveccüh edip o okuyana da ne yaparlar? Bir dua okurlar. Maşallah, Allah ne güzel tercümanlık yaptın. Ne güzel böyle deyip ona teşekkür ederler. Ama buna diyor öyle manevi onun diyor ruhuna içirilir ya dualarını alır ya, evet. Ama diyor ikincisi de nedir? Bunlara şey böyle tabiri caizse Oya Sofa camisine girdiğinde yani hoplayıp zıplasa malayaniyat fuhşiyata ait diyor şarkılar söylese ya orada caminin sofasında ve caminin şeyinde böyle pencerelerine dizilmiş işte çocuklar var onlar gülecekler. Ecnebiler var pencerelerden bakıp ho 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 ha ha deyip gülecekler yani. Dikkat çekecekler. Ama diyor içerideki o ehli fazıl ve kemalin de manevi nefretlerine hücum edecek yani. Dışarıda kimi? Ya bir kısım böyle ecnebilerin diyor şey olan o medyacıları çekecekler resimlerini. Bak 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 camide hopladı zıpladı şarkılar söyledi gibi. Aynen manevi şey. Bediüzzaman Hazretleri alem İslam diye böyle bir mescittir yani. Kur'an'ın hükümlerini sen yaşadığında, okuduğunda var ya, bütün hal Allahumma vel 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 muslimat, el ahyai minhum vel envad. dediğinde bütün Müslümanlar mesela Kur'an'ın sen evinde namaz kıldın, sen evinde Kur'an hükmünü uyguladın, sen hayatında yaşadığında yaşadın ya, halbuki kimse bilmiyor gibi. Allah rızası için birine sadaka verdin. Allah rızası için Kur'an'ın bir hükmünü yerine getirdin. Allah rızası için bir şey yaptın. Onlar seni görmüyor. Milyonlarca mazi ve müstakbeldekiler de dahil olmak üzere ve hali hazırdaki Müslümanlar sana Allahümme <laughs> mağfirli vel mu'minine vel mu'minat. Hani var ya bahsediyor, okuyoruz. Allah'ım mümin ve müminat. Herkesi affet. Aa, seni Allah biliyor. Onlar bak, onların hepsinin duasına dahil oldun. Hem mazideki, hem hazırdaki, hem geç gelecektekilerin de duasına. Yani Allah Rabbena etine fi dunya sallata ve fil ahirete sallama ve mnada abenlar. Rabbena gfirlina ve li valideyna. Ya Allah'ım bizi ne yap? Abi, bizi affet. Annemlerin babalarımızın. Ve lil mu'minine ya, ve bütün vel müminat. Müminleri, inanan erkekleri ve inanan kadınları. Ya, vel müslümanlar. Ya. Hey be, hatim, bütün hatim dualarında okunuyor mu? Bütün. Yani sen diyor, meşhur olmak mı istiyorsun? Tanınmak mı istiyorsun? Ya Kur'an'ın hükmünü ne yap? Şey yap. Seni Allah, meleği alada bütün melekler alkışlıyor. Bütün seni semavi kameralar çekiyor. Hem misal aleminde, burada da görüküyor. Seni dünyada ya Bunlar var ya sen yani, ahirette öyle meyvedar olacak. Bütün şu milyonlar ehl hakikat peygamberlerin, evliyaullahın manı, duasına dahil oluyorsun ya. Şu tüm şu Ama bunu yapmayıp da Kur'an-ı Hakim'in emrine muhalefet ederek onun yerine başka hükümler getirmek veya onu ya kendi ya Allah muhafaza o zaman diyor tabiri caizse dünyada sadece bu 3-5 serseri ecnebinin ve tabiri caizse onların naşir efkarı olan medyanın Şak şakına şaparsın şey ama dünyada zarar. Bak dünyada onlar yüzünden zarar. Ahirette berzahta onlar yüzünden azap. Ahirette de düşman bazı yalancı dostları bulursun diyor. Kötü arkadaş var ya, kötü şeyler Allah muhafaza ne yaparlar biliyor musunuz? Allahu Ekber dostlar. Onun yüzünden sana dünyada zarar verir. Onun verdiği ahlak yüzünden. Peygamberimiz Aleyhisselam kötü ahlaklı dost neye benzetiyor? Ee, kalaycıya benzetiyor. Demirci var ya, kalay eden böyle kömürü böyle yakar yakar böyle şey yapar. Aa, ya Allah'ım seyyidin evine Muhammed. Kömürü ne yapar? Ya onun pis kokusu dumanı üzerine ne yapar? Siner. Pis kokusu dumanı siner. Üzerin o siner ayrı bir de kıvılcımlar elbiseni yakar. Çok dikkat etsen bile kötü kokusu seni rahatsız eder. Kötü arkadaş böyledir. İyi arkadaşsa diye diyor güzel koku sorana benzer yani. Sana kokusu satıyorsa sürer. Sürmese bile ya sen o güzel koku seni de mutlu eder ya. İşte iyi arkadaş da böyledir. Onun için diyor elmaru ala dini halilihi. Kişi dininin diyor nedir? Dostunun e, dostunun dini üzerinedir. Kişi elmaru ala dini halilihi. Kişi dostunun halili kimse onun dini üzerinedir. Allah bize onun için hayırlı haliller versin. Hayırlı dostlar versin. Allah bizi birbirimize Halilullah gibi İbrahim Halilullah gibi eylesin inşallah. Allah'a dost olanlara dost olmak. Dostun dostu dosttur çünkü. Allah dostuna dost oldun mu? Dostunun dostuysa dostunun hatırına dostu da sevilir inşallah. Dostunun hatırına dostunun dostu da affedilir inşallah. Ya şefaat haktır dostlar. Evet. Bak bir dünyada onun yüzünden zarar görür. İki berzahta onun yüzünden onun yaptığı günahlara şahit olduğun sana da alaştırdı. Onun yüzü azap çekersin. Başka ahirette de diyor düşman olur. Berzahta da şey ahirette de ise ne yapar? Dünyada zarar, berzahta azap. Ahirette düşman bazı yalancı dostlar. Ne yalancı dostlar? Dostunum diyor. De, git ula. Ahirette de ne diyecek biliyor musun? Allah'ım bu haltı filanla işledik. O da bana şey yaptı. O olmasaydı ben bu işi de yapmazdım. Ahirette de paçayı sırmak için, biraz günahını sana yüklemek için orada neler söyleyecek. Beraber yaptıydık. O da olmasaydı ben zaten yapmaz O da teşvik etmiş idi. Ahirette de seni dava edecek, düşman olacak dostlar. Öyle mi? Yoksa böyle alem İslam'ın duasına, maneya. E şimdi Cenab-ı Hak bizi inşallah, onun için dostlar, doğru zamanda, doğru yerde, doğru işler yapalım inşallah. Doğru yerde bulunmak lazım. Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru işler yapmak lazım. Ta ki bu şeyi unutmayalım yani. İşte, ya dost Elmar alladini halilihi Onun için doğru yer doğru zaman doğru insanlar doğru işler yanlış yerlerden yanlış işlerden yanlış zamanda yanlış kişilerle beraber bulunmayalım Allah muhafaza Çünkü bulunduğu zaman insan ne yapar ya dünya onlar yüzünden zarar ahiret berzahta azap ahirette de düşman olurlar sana burada öyle dostlarmış gibi ahirette birbirine ya anası babası kaçacak. Onlar bile diyor ya ehli dalalette olanları söylüyoruz. Onlar bile Ama acaba suçumuzu atabilir miyiz diye. Anne babaya evlat dava açacak. Allah'ım bizi öğretmediler. Onlar olmasaydı çocuklar anne babaya, anne çocuklara biz onlara şey yaptık da onlar böyle vesaire hep birbirine suç at peşine geçecekler ya. Hala bu günahkarlar var ya. Bakma burada dostum, arkadaşım, kardeşim dediklerine. Onlar yüzünden vallahi dünyada sağlığını, sıhhatını, afiyetini kaybedersin. Onlar yüzünden ahir berzahta, kabir aleminde azap çekersin. Ve yetmezmiş gibi ahirette de sana düşman olur. Dava açacaklar aleyhine. Vallahi dava açacaklar. Sana şefaatçi olan dostlar mı istersin? Yoksa sana davacı olan senin peçenden şapıp şey cehenneme götüren. Ya muhteremler. Onun için doğru zaman, doğru mekan, doğru yer. Şimdi var ya. Kastamonu layıkasında var acaba diyor o büyük zatlar da endişe duymuşlar öyle günahlar olacak ki diyor kıyametin kopmasına kıyametin yakına ya, öyle günahlar olacak ki şimdi de mesela çok zulümler dönüyor Allah ya onun için işte ahlakta ve hayatta manevi zulmetti bir anı yani üstadızları diyor ki ya diyor ne nasıl bir ahiretten ahir zamanda nasıl bir günah çıkacak ki insanlar yani olmayan hani zina belli faiz belli adam öldürme belli bundan başka ne günahlar nasıl bir şey oluyor her da var bunlar yani nasıl bir günahlar olacak yine? Yani çok çok cezası var, günahı var. Onu diyor şu radyo radyo diyor bize ispat etti diyor. Bir adam diyor pe Bakın dostlar. Bir adam diyor mesela şimdi diyor bir yalan söylüyor. Bir dinsizlik, bir kere eskiden duyanlar kadar 3-5 kişi, 100 kişi duyuyordu. Neyse en fazla. Şimdi bir yerde bir günah işliyor, bir kebairi milyonlar insan, milyarlar insan aynı günaha sokuyor. Fe Allah Allahu ekber ya. Hem de kaydediliyor seyredenler kadar ya aleyhine. Yani bir film çekiyor bir şey şimdi kaç milyar insan istiyor onlarla göz zinası yapmış gibi. Hepsinin gelecek zina yapmış olarak ahirette. Ya bir insan kaç kişiyle özür dilerim çok özür diliyorum zina yapabilir ki. Ama milyarlarca kişiyle zina yapmış olarak gelecek. Nasıl bir günah görüyor musun? Bir yalan söylüyordu milyar yalanı söyledi insanlara şey yaptı. Ya 3-5 kişinin hayatını şey yapıyordu. Şimdi milyon kişinin manevi hayatını kalbini öldürüyor. Nasıl? Sevap da öyle. Şimdi 3-5 kişi dinlerken böyle ya şimdi gel elhamdülillah okulan kitaplar, yazılan dersler, sohbetler. E milyon kişinin hidayetine de vesile olabilir. Allah kabul etsin. Yani daha önceki zamanlarda olmamışçasına yani hasenatta, da, hayır da, şer de, de, cereyanları kuvvetlenmiş arkadaşlar, dostlar. Onun için bu televizyonlar, bir internetler, bir nimet olduğu gibi maksadına ait kullanılmazsa aynı zamanda bizim için Allah muhafaza filanla bizi Allah'ım bizi affet. Ya Rabbim bizi affet. Ya Rabbim bizi affet. Mağfiret et. Ya Rabbim bizleri mağfiret et. Ya filanla gel bakayım zina. Ya Rabbi ben ona zina yapmadım ki. Seyrettin işte lan baktın. Filanın yana, yalanını dinledin. Sen de şahidisin. Gel bakalım. Ya milyonlar günahlar. Milyarlar günahlara biz de ortak olabiliriz. Onun için muhafaza Allah bizi de neslimizi, nesebimizi muhafaza etsin dostlar. İnternet çok büyük bir nimet. Bu televizyon çok büyük bir nimet. Ama aynı, aynı zamanda lehimize, aynı zamanda aleyhimize olabilir. Ay, lehimize olur. Bak Kur'an'ın şu sohbetlerini dinliyoruz elhamdülillah. Abdul Abdülkadir'den beraber, Kur'an-ı Kerim'den beraber hep beraber ders alıyoruz. Filan zatı dinliyoruz. Hep birlikte Kur'an'dan ders alıyoruz. Aynı şekilde başka bir kanala gidersin. Kanalizasyon olur. O kanal kanalizasyon olabilir dostlar. Hele şu Ramazan ayında. Aman bunlar aleyhimize tut, şahitlik yodmasın. Aman inşallah, inşallah lehimize bunlar şahitlik yapsın. Hakkınızı helal edin. Bu Ramazan şeyi münasebetiyle e, bunu da şey olduk. E, bu günler öyledir ki şu cümleyi de söyleyip bitirelim. Ramazan-ı Şerif'le alakalı çok diyecek yerler var da. Allah sallallahu aleyhi Bu Ramazan diyor. Şu, şu mübarek şehri Ramazan. Leyli Kadri ihata ettiği gibi içinde bin aydan hayırlı bir gece olmakla birlikte kendisi de diyor aynı zamanda yaşanan içindeki mübareklik binden çarpılıyor. Bir 80 senede öyle bir ömrü mani evet kendisi de ömür içinde bir Leyli Kadir'dir ki ömrümüzün içinde Ramazan için Leyli Kadir nasıl ki bir gece bin aydan hayırlıdır. Yani aynı şekilde Ramazan ayı da ömrümüzün içinde öyle bir mübarek aydır ki Leyli Kadir muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Ramazan bak muvaffak olanın ömrüne Ramazan ayı dakikası bir gündür diyor Ramazan'ın. Dakikası neymiş? Başka şeylere göre dakikası bir gün. Bir dakikası başka bir günü mü? Dakikası bir gün. Saati bir saati ise iki ay. Bir saati kaçmış? iki ay. Başka bir günü ise diyor günü bir gün birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Allah'a ekber. Allah'ım bize idrak ettir yani. Dakikası bir günmüş ya. Onun için bu mübarek şeyleri ilerleyen inşallah yedinci nüktede falan vesaire de okuyacağız. Yedi, sekiz ve dokuz nüktelerimiz kaldı. Çok karlı bir ticaret tarla ber bu ekelim. Boş mu kaldık? İstiğfar edelim. Kelime-i tevhid getirelim. İhlas suresi okuyalım. Hani Kur'an okuyamadığımız vakitlerde olur ihlas. Ee, bazı insanlar getiremiyor özel haller o salavat getirsinler ve tövbe etsinler mesela salavat ve istiğfarla meşgul olsunlar mesela. Hanım kardeşlerimizin özel günlerinde de. Onlar da salavat ve istiğfarla bol bol meşgul olsunlar. O Ramazan onlar için de Ramazan. Ramazan dışına mı çıkıyor? Hayır. Onlar da bol bol salavat getirsinler ve istiğfar etsinler ve kelimeyi tevhid çeksinler. Ramazan onlar için de Ramazan. Evet. Hepimiz için Ramazan. Boş kaldığımızda lak lak edeceğimize, boş boş durmadan haber dinleyeceğimize. Ya 5 saat, 10 saat aynı şeyi dinlenir mi? Ya dinledin akşam gün haberin özetini dinle. Allah kabul etsin. Bitti gitti. Yani ben mesela televizyonda durmadan akşama kadar şey haberi seyretsek, yemek haberleri doyar mısın? Ya mübarek biz manevi gıdalarımız var yani onları alalım yani. İnşallah bir defa tamam merakımız var, insaniyet biz alakadarız tamam. Kaç kişi hasta oldu, kaç kişi öyle oldu falan tamam öğrenelim. Özetini dinle. Hadi bir defa bir otur 8-9 haberini dinle. Mesela neyse böyle akşam haberini dinle. Allah kabul etsin. Ama durmadan aynı saatte durmam devam, devamlı devamlı. Gerek yok. Film, film, dizi bilmem ne falan hele şu Ramazan ayında mü mümkün mertebe ona da oruç tutturalım. Müspet şeyler izlemeye gayret edelim. Lehimizde şahadet olsun, aleyhimiz olmasın inşallah. Evet, duamızı okuyalım, bitirelim inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وبيت وجوهنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ويستسقى الغمام بهذه الكريم وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك آمين 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 ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان آمين يا معين وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين وسلامة على الغائبين وسلامة Alel cemil mümin ve müminat, Müslüman <laughs> erkeğin ve Müslüman Ya Rabbelallah, Allah bağışlasın bizleri ve imanla bizden önce geçen kardeşlerimizi. Amin. Elhamdülillah. Ya Rabb, tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, dinlediğimiz sohbetleri, okuduğumuz salavat-ı şerifeler istiğfarları, yaptığımız bütün enva ile bütün ibadetleri dergah-ı azatına kabul e karineyle ya Rabbim. Ya Rabbim hayatımız ve mematımız ve yaptığımız bütün nusuklarımız, ibadetlerimiz alemlerin Rabbi olan yalnız senin içindir ya Rabbim. Ya Rabbim ibadetleri yalnız senin için yapan kullarından eyle ya Rabbim. Ya Rab, oruç, oruç çok sağım, siyam ya Rabbim. Hakikatini durdur. Sadece midemize değil gözümüze, kulağımıza bütün azab ve cevahirimize bir oruç tuttur. Oruç kamil bir oruç tuttur. Bizi kamil bir insan et. Kamil bir mümin et ya Rabbi. Ya Rabbi. Maddi ve manevi kalbimizin, aklımızın, ruhumuzun hastalığı var. Ya Rabbim şu Ramazan ayında. Kur'an Hakim'i indirdin. O indirdiğin Kur'an Hakim'in hürmetine, hakikatlerinin hürmetine, bütün ayetlerinin, esrarlarının hürmetine, Kur'an'ın üzerine indirdiğin Resulü ve Aleyhisselam hürmetine, nefsimizi bize musakhar eyle, matlubuzu bize musakhar kıl, imana ve Kur'an'a hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a, imana, Kur'an hakikatlerine musakhar eyle ya Rabbi. Bizlere iman-ı kamil, hüsnü hatimeler ihsan eyle ya Rabbi şu dersleri dinleyen kardeşlerimize, amin diyen kardeşlerimize ve bizlere ve bizlerden bekleyenlere, hazır ve gayb olanlara, bizden umanlara, bizde hakları olanlara, Ya Rabbi iman-ı kâmin, hüsn-ü hatimeler ihsan eyle. En büyük mesele Ya Rabbi, imanla kabre gitmek Ya Rabbi. Allah'ım bizi imanla kabre götür. Allah'ım bizi hakiki müminlerden eyle. Dünyanın bütün tabusu bizim olsa iman olmazsa ne işe yarar Ya Rabbi. Ya Rabbim sen bizi yarattın marifetin ve muhabbetin için ya Rabbim, marifetine karşı taarufuna ta, ta, karşı iman ile hakiki bir imanla sevdirmene karşı hakiki bir ubudiyetle ihlaslı bir ubudiyetle kamilen gayrimenkul istediğin tarzda ibadetlerle bizi ya Rabbim ziynetlendi, onlara bizi muvaffak et ve o amelleri de bizden kabul eyle ya Rabbi, ya Rabbim hasta olan kardeşlerimiz var, bugün Bilal kardeşin, Bilal kardeşimizin bu sohbetleri dinleyen Bilal kardeşimizin koronavirüs olduğunu duyduk Başka yerlerden de talebelerimizin de keza Bize ailelerinden olanlar varmış Bize ulaştırdılar dua istiyorlar Ya Rabbim sen de onların inşallah Bu hastalık vasıtasıyla manevi derecelerini Yükselt Bir an önce inşallah Ya Rabbim Şafi isminle şifa ihsan eyle Görmemişe çevir Ya Rabbim Korona askerin senin askerindir Senin emrin ve izninle hareket ediyor Ya Rabbim 13. Cüddunullah Ya Rabbim hepimizi evlerimize koydun Hepimizi evimizde bir itikaf Sevabı verdir Ya Rabbim Eller, evlerimizde ya Rabbim bulunduğumuz yerlerde Kur'an'la haşir neşir olmayı, ailemizde yaptığımız mülatefeleri bile ibadet suretinde kabul eyle. Oruçlunun diyorsun ya Rabbim, Efendimiz haber vermiş, oruçlunun uyuması bile ibadettir diyorsun. Susma tefekkürdür, Allah'ım öyle kabul et. Susmamızı tefekkür eyle ya Rabbim, boş konuşturma, galiz tabirler konuşturma, günah Lar ağzımızdan şu Ramazan ayında günah tabirler çıkartma, yalan, gıybet, dedikodu, haset. Allah'ım bunlara bizleri şu ağzımızda ya Rabbim, Oruç tuttur ya Rabbi. Allah'ım oruç tuttur. Allah'ım domuz etini yemek ne kadar çirkin bir Müslüman iftarda domuz etini yemezken oruçluyken din kardeşini gıybet etmesi. Ölü Allah diyor ey meytan Sizden diyor hiçbiriniz diyor korkmaz mı diyor yani ölü kardeşinizin etini yemeye ya. Ölü kardeşin diyor hem ölmüş hem kardeşin ölü domuz eti yenmezken insanın eti yenir mi? Ama en çok yaptığımız bilmeden yaptığımız işlerden biridir gıybet etmek. Ya Rabbi! Ve kişiye diyor bir yalan söylemek. Kişiye duyduğunu söylemek yalan olarak yeter diyor. Ne mi acayip insanlar ya Rabbim. Ne acayip insanlar olduk ya Rabbim. Gıybet ediyoruz ben doğruyu söylüyorum diyoruz. Allah muhafaza dediğin zaten gıybet. Değil. Olmayanı söylesen zaten iftira. Dediğimi duyduğumu diyoruz diyoruz. Allah muhafaza duydum. Allah'ım bizi bu kıybetten an. Ya Rabbim çok manevi. Nasıl ateş odunu yer bitirir diyor. Amali salihayı da bitirir diyor. Orucumuzu zeledel ettirme ya Rabbi ne olursun ya. Bizi sıkan çarpan bir hadise veriyor. Oruçluyum desin diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Birisi diyorsa dinleme, telefonda dinleme, orada dinleme. Şimdi yani gıybet bitti, evlerimize geldik ama telefondan gıybet ediyor insan. Orada gıybet Allah muhafaza ya Rabbi. Ben oruçluyum desin ya Rabbi. O bize bunu dedettir ya Rabbi. Bize bu dikkati verdir. Orucumuzu yaralattırma ya Rabbi. Şu Ramazan hastanesine girdik. Ruhumuzun, kalbimizin eksikliklerini böyle diktir ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Rabbi. Kur'an'ın ah şifasından. Ya lilladine amenu. O inananlara ki diyor hidayet ve şifa kaynağıdır. Ya Rabbi, o bizim maddi manevi dertlerimizin şifasıdır. Bilal kardeşimize ve ehli imandan bildiğimiz bilmediğimiz olanlara ya Rabbi ve masum ve mazlumlara da ya Rabbi sen Şafi isminden şifalar ihsan eyle. Çektikleri şeylerin onların kefareti ve te, te tezgidi derecatlarına vesile eyle ya Rabbi. Ve dua amiz amin diyen kardeşlerimiz de muhafaza eyle ya Rabbi. Ahirete imanla gitmiş kardeşlerimizin de günahlarını affeyle. Duayı amin diyen kardeşlerimizin annelerin babalarını, bizlerin annelerin babalarını ya Rabbim hepsinin günahlarını affet, kabirlerini pür nur et. Şu Ramazan-ı Şerif'te onları Ramaz cehennem azapları diyor, günahları varsa verdirmiyorum. Ya Rabbim ehli imanım bir daha tekrar Ramazan'dan sonra da azaba döndürme ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Rahmetin vasidir ya Rabbi dilemez, vermek istemeseydi istemek vermezdi. Demek bizim hatırımıza dilimize dolandırıyorsan vermek istiyorsun ki bize dedettiriyorsun. İsteyin indiriyorsun. ben veririm diyorsun. Mübarek saatlerde, Ramazan'da şerifteyiz. Duaların kabul olduğu anda diyoruz. Biz aczimizi, fakrimizi idrak ediyoruz ya Rabbi. Her şeyin sahibi sensin ya Rabbi. Nefsimize de hakim değiliz. Hiçbir şey de hakim değiliz ya Rabbi. Nefsimizi terbiye et ya Rabbi. Nefsimize söz geçiremiyoruz. Ona da sen söz geçir ya Rabbi. Ya Rabbi ey bu yerlerin hakimi. Senin bahtına düştük, senin rızanı istiyoruz ve seni arıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbim bize iman, ihlas kamil ver ya Rabbi. Kur'an-ı Hakim'i anın nüzulündeki indiği gibi bize dinlemeyi nazir. Allah Resulü'nden dinliyor gibi, bir adım ödede de Cebrail'den dinliyor gibi, bir adım ödede de mütekellim-i ezeliden, zatından dinliyor gibi bir huzu ve huşu ile Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi, ahkamını kabul edip, bütün ahkamına iman edip bütün ahkamını hayatımıza tatbik etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rabbim borçlu olanların maddi manevi borçlarına, kulluk borcuna, hukukullah sana karşı ya Rabbim. Her şey bizim, her şeyimiz sana borçluyuz. Her şeyi bize sonsuz ihsan ettin. Hukukullah borcunu sana karşı, Efendimiz'e karşı ümmetlik borcumuzu, üstadımıza karşı talebelik borcumuzu ya Rabbim. Din kardeşlerimize karşı kardeşlik borcumuz olduğu gibi. Maddi borçlarımız da vardır ya Rabbim. Bunları da helalinden, tayyibinden seddetmeyi, yerlerine iade etmeyi nasip eyle ve nasip ve Ticaretle uğraşan abilerimize, kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Kaybetmiş oldukları mallarınlar hakkında sadaka ve zekat hükmünde kabul eyle. Keffareti zünub eyle ya, ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Rahim. Duamıza amin diyen kardeş sınavları hazırlananlar var. Rabbim maddi manevi sınavlarında hem dünyevi hem ukrevi sınavlarında muvaffak eyle. Hem dünyevi hem ukrevi sınavlarında derecelerine âli eyle ya Rabbi. Evlatlarımız alim, salih kullarından eyle. Seni bilen, sana inanan, sana seni anan kullarından seninle şeref bulanlardan, seni anmaktan lezzet duyan kullarından, imanın İslam'ın tadını tadanlardan eyle ya Rabbi. İman İslam'ı öyle kuru kuru ya, bu nedir ki dedirtme ya Rabbi. İmanın tadını tattır ya Rabbi. Günahlardan nefret ettir bizi ya Rabbi. Ya Rabbi ehlimizi, iyalimizi, ehli namaz, ehli salatlardan eyle ya Rabbi. Ehli tesettür eyle ya Rabbi. Ehlullah eyle ya Rabbi. Kur'an'ın ahkamına, Kur'an'a namaza koşanlardan eyle, namazdan kaçanlardan etme ya Rabbi. Ya Rabbim nefsimizi de kör ne, namaza bizi koştur, namazla bizi buluştur, huzuruna kavuştur ya Rabbi. Namazı kılan ama feveylül lil musallin, vay o namazların kıl haline diyenlere, gıybet edenler, dedikod edenler, haset edenlerden etme ya Rabbi. Onun diyor namazları da Allah muhafaza kıldığı kişi namaz onu günahlardan alıkoyar. Ya Rabbim bizim kıldığımız namazlar bize ya Rabbim günahlardan bizi alıkoydur. Namazı bize Rabbimizden kavuşma anı yaptır. Namazın manasını duyurdur ya Rabbi. Orucu da bize ya Rabbi her halimizden bütün duygularımız ağza ve cahirimize bir oruç, oruç bir savunma hakiki eyle ya Rabbi. Şu duaya amin diyen kullarında maddi manevi ne ihtiyaçları varsa ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarına şifa, borçlarına, eda geçmişlerine rahmet ihsan eyle. Halid abinin babasına Rabbim şifalar ihsan etsin. Engin kardeşimiz vefat etmişti. Allah'ım merhamet eylesin. Günahlarını taksiratını affeylesin. Bilal kardeşimize ya Rabbim hayır ailesine acilen şifalar ihsan eyle. Ve burada dua isteyenlerin hepsinin ya Rabbim maddi manevi evlat bekleyenlere iş hayırlı işler bekleyenlere rızık bekleyenlere ne gibi hayır duaları varsa umduklarına nail korktuklarından emin eylesin. Kur'an'ın منا صلا شنو لرداتو كومي منا سينا انا مي و عمل بزادة يا شماي ربنا موفق بل خيري يا رب آمين آمين وسلام على المرسلين وسلام على الحاضرين اللهم سلام على سيدنا محمد و على سيدنا محمد بأدد الراتب كاينة و مركباتي آمين تسبياتي Amen و الحمد لله رب العالمين الفاتحة تما سلامات Amin ya amin. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. sizler Allah için seviyoruz. Allah için Rabbim inşallah şahadetinizi kabul etsin. Şu derslerimizi, saniyelerimizi de inşallah bir anını kabul etse dostlarım. Yani bak bir anını kabul etse, razıyım dese bitti. Allah bize o anı hayatımızda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dediği gibi iki Allah benim diye iki rekat namazımı kabul ettiğinden ben razı olduğunu bileydim. Hiçbir şeyden korkmazdım. Allah'ım razı olacak o anı yakalatsın bize. Çünkü Allah razı oldu mu artık hiçbir şey zarar vermez insan. O razıyım dediği anda geçmişe ve geleceğe bakar. Allah o razı olduğu anı bize yetiştirtirsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Duayı, Allah kabul etsin. Dersin yeniden tekrar e, sisteme yüklenmesi, sistem 3-4 saat alıyor. E, tekrarını dinlersiniz inşallah. Allah kabul etsin. Hürmetlerimle selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.